Merhabalar, Ne Kolayca Yatırım Fon Gündemi programına hoş geldiniz. Ben Aktif Portföy Satış Pazarlama Direktörü Gözde Bartın. Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcımız Kıvanç Bey ile beraberiz. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Eylül ayı nasıl başladı diye sorarak başlayacağım programa. Biraz piyasada neler oluyor sizden duymak isteriz. Tabii ki. Son dönemde en son programımızdan sonra da piyasalar hiç yaz rehavetine girmediler sağ olsunlar. En son carry trade'den bahsetmiştik, Japonya'dan bahsetmiştik birazcık, çok gündemdeydiler. Ama yine hani böyle duruldu, bir yaz rehaveti oldu. İnsanlar tatile gitti, rahatladı piyasalar gibi bir durum ne yazık ki olmadı. Hem yurt içinde hem yurt dışında birçok gündem maddeleri oldu yine. Yine bir acaba pandemi mi geliyor, işte maymun çiçeği yayılacak mı diye bir süre konuştuk. Ondan sonra Fed bu datalardan sonra faizleri ne kadar indirir, indirecek mi, indirmeyecek mi diye konuştuk. Arada kötü fısıltı gazetesi yine çalıştı, Mehmet Şimşek istifa etti diye kötü bir dedikoduyla yine bir böyle dalga boyunun arttığını gördük. Dolayısıyla da hani herhangi bir yaz rehaveti ne yazık ki olmadı. Son tahlilde ama piyasalar şu anda bir oturdu. Nasdaq tarafındaki satışlar, yurt dışı borsalardaki satışlar duruldu. Diplerden tepkiler geliyor. Altın tarafında likidite ile alakalı olan satışlar, gümüş tarafında biraz daha duruldu. Borsa İstanbul'da 11.200 seviyelerinden başlayan satışlar 9.500-9.700 bandında duruldu. Şu anda sanki biraz normalleşmeye başladık gibi görünüyor. Burada tabii bugün çok önemli de bir gelişme oldu. Orta vadeli plan açıklandı. Buna da biraz değinmek lazım çünkü hem yıl sonu olan enflasyon beklentisi yukarı revize edildi, hem önümüzdeki sene önemli beklentilerle ilgili bazı değişiklikler oldu. Biz yayına başladığımız anda da zaten bu açıklamalar yapılmıştı. Orada tüm raporu, tüm planı bahsedip de seyircileri çok da vaktini almadan çok kısa benim dikkatimi çeken bir iki tane konuya müsaade ederseniz tabii, değineyim. Tabii. Burada önümüzdeki sene büyüme datası %4 gibi, beklentisi daha doğrusu %4 gibi bir beklenti var. Enflasyon tarafındaki beklenti ama hala düşük tutulmuş. Bu benim özellikle dikkatimi çekti. Yani hem büyümenin hızlı olduğu, hem kurdaki yükselişin de yine bir miktar bir pay bırakılmış orta vadeli planda. Bu biraz bende böyle soru işareti yarattı açıkçası. Hani Türkiye'de klasik olarak hızlı büyüdüğümüz zaman enflasyon da yüksek seyrettiği için bu nokta nasıl sağlanır? Hani ne gibi bir arka tarafta planlar devam edecek? Çünkü uzun zamandır devam eden sıkılaşma politikalarıyla faizleri belli bir yere kadar getirdik ama mali politikalarla bunun da biraz desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla da hani çok böyle dumanı üzerinde bir orta vadeli plan açıklandı. Benim ilk tahlilde söyleyebileceğim, dediğim gibi kurdaki seviye bence makul. Ya enflasyonun bu kadar düşük olmaması lazım ya da büyümenin bu kadar yüksek olmaması lazım diye nacizane bir dikkatimi çeken noktaya değinmek istedim. Başka yatırımcılardan gelen sorular varsa cevaplayayım. Çok da uzun tutarak burada böyle bir ünlem yerlerine değinerek devam edelim. Tabii, çok daha iyi olur. Şimdi siz de bahsettiğiniz gibi bu Fed'in faiz indirimlerine başlaması konusu, jeopolitik riskler aslında altın fiyatları tarafında da ons altın fiyatını da olumlu etkiledi. Hatta geçen programda siz yine bahsetmiştiniz, bizim biraz da altın fonumuzdan da aslında bahsetmiştiniz. Şimdi geçen programdan bu yana yani %7,5 gibi bir getiri getirdi. Bir aydan da kısa oldu, evet, değil mi? Evet, evet. O tarafta yani genel piyasadaki aslında altın fonlarına olan rağbet de arttı. Biz oradaki girişi yani kabaca aslında 100 milyonun üzerinde bir altın fonuna giriş gördük. Hı hı. Bu konuda sizin yani fikriniz nedir? Şöyle yani alan yatırımcılar olduysa onlara ne önerebiliriz? Hı hı. Veya daha henüz almamış yatırımcılar için hala altın fonu veya altına yatırım yapılabilir mi? Bana oldukça iyi dönüşler oldu bu konuda. Öncelikle teşekkür ederim izleyicilerin bu ilgisine. Ben altının uzun vadede her zaman portföylerde tutulması gerektiğini, sigorta anlamında tutulması gerektiğini nacizane dilim döndüğünce her zaman söylemeye çalışıyorum.
Burada da altında hem jeopolitik risklerin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Orta Doğu'da jeopolitik riskler sürekli bir yeni olaylarla devam ediyor. Bir taraftan da bahsettiğiniz gibi Fed faiz indirim sürecine artık başlayacak. Öyle görünüyor. Bütün beklentiler yani yıl sonuna kadar, yıl sonuna kadar piyasa beklentisi gibi biz de faizleri düşüreceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla da her iki durumda altın fiyatlarını çok olumlu etkileyecektir. Burada tabii bugünkü az önce değindiğim orta vadeli plandaki kur seviyesinin de biraz daha yukarıda olması, beklentinin yukarıda olması da şimdiye kadar kur tarafından, dolar TL tarafından gram altın yatırımcısı, fon yatırımcıları için çok bir destek gelmemişti. Belki önümüzdeki dönemde kur tarafından da bir destek geleceği için bence almamış olan yatırımcılar bu %7,5'luk getiriyi bir aydan kısa sürede kaçırdık diye düşünmesinler. Düşüşlerde alım yönünde kendi risk anlayışlarına göre tabii ki hani %100'üyle de gidip tek bir yatırım aracına da yatırmak da doğru değil. Bir miktar mutlaka portföylerinde bulundursunlar. Bazen böyle sorular da geliyor. Kıvanç Bey altın alın diyorsunuz ama hani bir en azından bir seviye söyleyin de hani ona göre takip edelim diye. Nereden alalım? Evet, dolayısıyla da hani ona da dilim döndüğünce cevap vereyim. Ben açıkçası 2450 doları ons tarafında çok önemli bir yer olarak görüyorum. Dolayısıyla da ola ki oralara doğru bir geri çekilme olursa bence çok iyi bir alım fırsatıdır. Şu anda 2500 dolarların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ben açıkçası 2700 dolarlar civarına kadar, bu 2500-2700 dolar civarına kadar bir hareketi böyle 3 aylık dönemde yani yıl sonuna kadar böyle bir hareketin de olabileceğini düşünüyorum. Burada tabii Kasım ayında Amerika'da olacak seçimlerin de çok önemli bir etki yaratacağını düşünüyorum. Orada Trump biraz geride gibi görünüyor ama ben anketlerin biraz yanıltıcı olduğunu, Harris tarafının ön planda olsa da ben Trump'ın bir miktar daha öne geçebileceğini, bunun da hem Amerika'daki parasal genişleyici hareketi devam ettireceğini hem de jeopolitik risklerin Trump'tan dolayı bir miktar daha artacağı için ben altındaki hareketin de desteklenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Az önce saydığım temel göstergelerin dışında yani Fed'in faiz indirmesinin dışında bir de seçimin de mutlaka olumlu bir etkisi taraftan etkisi olacağını düşünüyorum. Ola ki 2450 dolara gerilerse bence kesinlikle alım yönünde hareket etmekte fayda var. Ama oraya kadar düşmezse de 2500 dolarlarda şu an tutunmaya çalışıyor. Eğer tutunma devam ederse 2500 doların da bir süre sonra iyi bir destek seviyesi olduğundan emin olursak bu seviyelerden de alınabilir. Ama kesin evet hemen alın 2500 dolar iyidir demek için de biraz takip etmek gerekiyor açıkçası. Çünkü bir süre üzerine gitti, tekrar aşağıya geldi. Böyle bu seviyelerde dalgalanıyor. Bence yine bir alım fırsatı verecektir. Çünkü üst üste de yine bir sürü açıklama var. İşte ekonomik datalar gibi şeylerle de çok sert de düşüşler de olabiliyor açıkçası. Fırsat kollasınlar yatırımcılar. Evet, evet. Yatırımcılarımız için yani son derece bence açıklayıcı oldu. Bu hem de seviye belirtmeniz de çok iyi oldu. Altından bahsettik yani zaten hep altın konuşuyoruz ama mesela sorular geliyor. Gümüşü de merak eden yatırımcılarımız oluyor. Gümüş konusunda görüşleriniz nasıl? Gümüş konusunda ben kişisel olarak daha çok sevdiğim bir ürün. Ama şöyle de bir riski var. Yani Türk halkı hani geleneksel olarak altın seviyor. Hani dedelerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz hep böyle bir alışkanlığımız var. Benim gümüşü bir miktar daha ön plana çıkartmamın sebebi endüstriyel bir kullanım alanının da olması. Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Hindistan gibi, Rusya gibi, Çin gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde ve bu değerli madenlere yatırımı da seven ülkelerde son dönemde de popüler olmaya başlamasından kaynaklanıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Hindistan'da onların ünlü bir böyle düğün sezonları vardır. Düğün sezonlarında da geleneksel olarak altına talep çok artar. Ama altın fiyatlarının işte 2500 dolarlara gelmesi, gümüşün halen daha 28 dolarlarda kalması nedeniyle insanlar psikolojik olarak gümüşe de bir taraftan yönlenmiş oldular. Dolayısıyla da hani gümüşü de seviye verecek olursak ben 28 dolar civarına olacak bir düşüşte alım yönünde hareket etmekte fayda var.
Ama burada altını çizerek böyle iki çizgiyle peşinde de ünlemle çok daha dalgalı hareketler oluyor gümüşte. Yani bir bakıyorsunuz altın 0.20, 0.30 yükselirken ya da düşerken gümüşte %1 düşüş ya da yükselişler olabiliyor. Bunu tolere edebilecek, evet ben gümüş fonunu aldım, gümüşü aldım ve 3 ay dokunmam, 6 ay dokunmam benim için önemli değil. Bugün düşmüş, yarın yükselmiş, ben bekleyebilirim, stres olmam, akşam yatağa kafamı koyduğumda da rahat uyurum diyen yatırımcılar gümüş tarafında da değerlendirebilirler. Burada biz sorulardan yola çıkarak da yönlendirmeler yapıyoruz. Yani beğendiğimiz ürünleri ön plana çıkartıyoruz. Hani hem bu var hem şu var dan ziyade altını beğeniyorsak daha çok altını ön planda tutuyoruz. Ama sorular gelirse de özellikle işte yurt dışı borsalarla ilgili merak edilen ağırlıklı gelen sorular olursa da oraya da cevaplamaya çalışırız, değinmeye çalışırız. Çok teşekkür ederiz Kıvanç Bey. Yine çok güzel bir özet oldu öyle söyleyeyim. Evet, bir Ne Kolaycı Yatırım Fon Gündemi programının daha sonuna geldik. Bize sormak istediğiniz sorular, konuşmamızı istediğiniz konular olursa lütfen videomuzun altına iletin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.